Merhaba sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün sizlerle aranıza, aklınızdaki kişiyle aranıza giren üçüncü kişilerle alakalı bir bakım yapacağız. Sizinkiler sizin hakkınızda ne düşünüyor? Üçüncü kişi hakkında ne düşünüyor? Ve olası gelecekte bu üçüncü kişi aranızdan çıkacak mı olarak bir yorumlamayı düşündüm. Anlık durumunuzu. Dilerseniz hemen aklınızdaki kişiye odaklanın. Ben de hemen kartlarımı buraya getirmeye başlayayım. Şimdi bu tarafta sizinkiler olacak. Sizinkinin size olan duygusu, düşüncesi. Bakalım size karşı aklınızdaki kişinin düşüncesi ne? Aranıza giren üçüncü kişinin enerjisi ne? Ona karşı ne düşünüyor? Şöyle mülayimi şuraya alalım. Bu taraf size olan duyguları, düşünceleri yoğunlaşması açısından. Bu tarafta aranıza giren üçüncü o kötü niyetli insan. Bakalım ona karşı ne düşünüyor, ne hissediyor? Olası geleceklerde de neler olacak? Bunlara bakacağız. Hatta şöyle yapalım ama göremeyeceksiniz. Şöyle ben bir dağıtayım. Bakalım aranızdaki üçüncü kişilerle ilgisi alakası neymiş? Size olan tutumu, tavrı neler olacak? Bunları göreceğiz hep birlikte. Şimdi gelecek enerjisine de üçer tane Rumi destesinden alacağım. Çünkü Rumi bize doğruyu söyler, en doğruyu söyler diye ben niyet ediyorum. Üç tane buraya sizin geleceğiniz, sizinle olan geleceği hakkında duyguları, düşünceleri, olası gelecek. Bu tarafa da 3 tane kart alıyorum. Buranın geleceği. Bu ahlaksızlığı olan geleceği sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle şuradan bir başlayalım. Şu Rumi'leri en son alacağım. Rumi'ye en son bakalım. Şöyle 6 aldım. Şimdi bakalım. Sizden başlayalım sevgili arkadaşlar. Ne geldi ilk kartımız? Başarı geldi. Bakın size başarı kartını verdi. Güzel. Aile. Dünya. Finansal sıkıntılar. Ve bağlılık. Burada bir tane daha dünya kartımız geldi. Şöyle şuraya koyalım. Umut. Kutsal ruh rehberiniz olsun. Maske, sandık, çocuk. Peki. Burada ne varmış? Güney ay düğümü. Geçmişinizin size engel olmasına izin vermeyin. Onu şöyle koyalım. Bunu da böyle koyduk.
Bunu da böyle görebilirsiniz sanırım. Evet. Şimdi size olan enerjisi. Aslında size dair bir umudu var. Sizinle bir başarı yakalamak istiyor. Sizi zamanında kalbini kapatmış ve size bazı maskeler takmış olabilir. Fakat aranızda bir yeniden doğuş var sevgili arkadaşlar. Çocuk kartıyla birlikte bu ilişki yeniden başlayacak olarak görünüyor. Aranızdaki kişiyle alakalı. Ve belki de bir çocuk sahibi olabilme durumunuz var. Şimdi bu kişi sizin aslında dünyevi kısmetiniz ama sadece evlilik konusunda değil. Aslında birçok sebeple sizin dünyevi kısmetinizi kapsıyor. Fakat size az geliyor bu insan. Yaşı küçük olabilir. Maddi durumu olmayabilir. Eğitimi, kültürü az olabilir. Hep sizden az sevgili arkadaşlar. Sizden bir azlığı var bu insanın. Şimdi sizin de geçmişinizde olan bazı olaylar var. Siz de buna hep böyle düşünüp yine mi aynı şey oluyor? Acaba olacak mı deyip biraz kendinizi bu kişiye bu şekilde göstermiş olabilirsiniz. Yani geçmişinizle alakalı sıkıntınızın olduğunu bu kişi biliyor. Bazı güvensizlik, güven problemi yaşadığınızın farkında. Sizin hakkınızda bunları düşünüyor. Ama kutsal ruh rehberiniz olsun dedi. Bakın Şahin ruhu geldi. Bu da bir atılım haberidir. Yani bir başlangıç var, bir hareket var. Şahin biliyorsunuz uçar. Havadır, hava elementidir. Kova ikizler teraziyi veriyor olabilir bize burada. Şimdi gelelim enerji kartlarımıza. Aranızdaki duruma bakıyoruz. Bakın dünya, finansal sıkıntılar, bağlılık. Bu kişinin aslında sizinle olan ilişkisinde finansal durumu ön plandaymış. Ve bu kişinin gerçekten de bir finansal sıkıntısı var. Ve sırf bu yüzden de tamam mı devam mı durumuna geliyor gidiyor sizinle. Veyahut da görüşeyim mi görüşmeyeyim mi, devam edeyim mi etmeyeyim mi, tamamlanalım mı ayrılalım mı durumu olabilir. Şimdi aileyle zaman geçirmek, aile meselelerinin gündemde olması, aile kurmayı istemek. Bu aralar bu kişinin ailesiyle alakalı bazı durumları var. Aile işleriyle ilgileniyor olabilir. Gelecek burada kalsın, bu sürpriz olsun. Şimdi bu tarafa bakalım. Bakalım bu aklınızdaki kişilerin, üçüncü kişilerle, aranıza giren üçüncü kişiyle alakalı durumu nedir? Özlem. Eskileri hatırlamak, hafızadan silinmeyecek anıların canlanması. Ve barış. Size başarı, ona da barış geldi. Enteresan. Zor bir döngü sona ermek üzere. Kahverengi ayı ruhu mola verin dedi. Bu ilişki, aralarındaki ilişkinin biteceği şu anda görünmüyor. Akıllarında bir mola vermek var. Fakat mola vermek de aslında bu tarz insanlarda ilişkiyi bitirmeye yönelik olabilir. Aptal yürek çıktı. Karşınızdaki erkek veya kadın aranıza giren üçüncü kişiye karşı saf sevgi beslemiş olabilir. Onu sevmiş olabilir sevgili arkadaşlar. Bakın. Bakın. Aralarında bir ihanet, kavga, gürültü söz konusu olmuş olabilir. Bakın kalbi yaralanmış. Kalbini yaralamış üçüncü kişinin, aklınızdaki kişi. Ya da o da yaralamış olabilir. Kötü sözler söylenmiş veyahut da ihanete uğramış olabilir. Burada çünkü 3 tane kılıç var. Kalbi 3 tane kılıç girmiş. Ve aralarında her şey bitmiş gibi görünüyor. Fakat yine burada bir kupa asımız geldi. Bakalım diğer kartlara bakacağım şimdi. Derken bütün desteler arkadaşlar enerjiye dayanamadı ve kendini yere attı. O duyduğunuz ses buydu. O zaman biz de Katina'dan devam ederiz. Bir tek ona bir şey olmadı çünkü diğerlerinin hepsi düştü sevgili arkadaşlar. Şimdi şuraya bir tane kart alacağım. Bu neyin nesi? Ve buradaki barışma neyin nesi olarak görünüyor. Şimdi bakalım. Labirente girmişler. Yine bakın hane mesele, ev konuları, evle alakalı bir mesele. Evet, bunlar aynı evde yaşıyor olabilirler mi acaba? Bunların ilişkisi, bu aklınızdaki kişiyle olan ilişkisi, bu üçüncü kişiyle olan ilişkisi toplum tarafından, çevresi tarafından takdir görmüş. Beğenmişler bunları, birbirlerine yakıştırmışlar sevgili arkadaşlar.
Acı ama gerçek. Bunları söylemek zorundayım. Evet, olayları akışına bırakmayı tercih edecekler bence. Peki buradaki neymiş bakalım. Da yıldızlar. Bir tane daha alacağım. Baykuş. Saniyeli. Şimdi bu ikisinin arasında bir taşınma eylemi olabilir. Bunlar bir yere taşınacaklar ve sanki ilişkilerini bu şekilde düzeltmeyi planlıyorlar. Şimdi sizinle olan durumu da düzelecek olarak görünüyor. Burada bir ihanete uğranılmış, bir ihanet konusu mevzusu var. Bunun da çözümü söz konusu burada. Size geri gelecek olarak görünüyor. Daha geleceğe bakmadık, esas geleceğe bakacağız. Ama buradaki enerjiler aklında size geri gelmek var. Hatta sizinle konuşmak, görüşmek ama çok da fazla böyle enerjiyi akıtmak istemiyor size. Yeniden bir doğuşunuz söz konusu zaten. Size karşı kalbini kapatmış. Burada da hazine var. Burada da labirente girmiş. Burada da ne yapacağını bilmiyor. Demek ki aklınızdaki üçüncü kişilere karşı bayağı bir sevgisi oluşmuş zamanında. Ama aralarında bir ihanet, bir yaralayıcı durumlar meydana gelmiş. Şimdi tekrar toparlamaya çalışacaklar burada. Bakalım. Burası böyle görünüyor, burası da böyle görünüyor. Şimdi esas geleceğe bakalım. Gelecekte ne olacak? Önce bunlara mı bakalım, size mi bakalım diye bir soru soruyorum ama tabii ki bana cevap veremeyeceksiniz. Hadi sizden başlayalım. Rumi ne söylemiş? Yıldız kartımız geldi. Çok güzel. Kadehlerin iç oğlanı geldi ve pir geldi. Aşk Allah'ın gizemlerinin usturlabıdır. Zevkler ve hoş şeyler ruh içindir. Tüm renkler benimdir dedi. Ve bir bilge her iki dünya içinde rahmettir dedi. Aziz kartı ve kadehlerin iç oğlanı, yani bu kart geldi. Kupa prensi geldi. Şimdi bu kişiyle evlilik şansınız var. Bakın gelecek enerjinizde. Fakat bu adam size küçük geliyor, az geliyor. Böyle bir sıkıntı var burada. Şimdi Rumi'den devam edelim. Bu sıkıntının sebebi ne? Bu kadar az gelen. Çünkü ayrılmışsınız. Hani belki sevgisinin az olduğunu düşünüyorsunuz. Belki artık gözünüzden de düşmüş olabilir. Az gelmesinin sebebi bu da olabilir. Şimdi aslında sizler son derece iyi anlaşan, çok iyi birer takım oyuncusu gibi insanlarmışsınız. Ve sizi yıkılmaz bir kale olarak görüyor ve başı sıkıştığında da size gelebilecek birisi olarak sizi görüyor. Peki Rumi, söyle bakalım. Gelecek enerjisinde kolektifimin aklındaki kişiler, kolektifimdeki bu kişi geri dönecek mi? Kılıçların sekizlisi, dinarların sultanı, ay suda değil gökyüzündedir, ay kartı geldi. Bir müddet daha size geri gelecek görünmüyor ama bir evlilik enerjiniz söz konusu. Bakın yakın gelecekte beklemeyin bunu. Çünkü daha hala yanlış yerde duruyor diyor. Bakın ay suda değil gökyüzündedir dedi. Rumi ne söyledi size, gördünüz mü? Sizi daha fark edemedi. Yani bu tarafta daha diyor. Yani üçüncü kişi de daha diyor. O yüzden size dönmesi birazcık zaman alabilir dedi. Peki bu üçüncü kişilerle olan geleceğinde neler varmış? Kılıçların yedilisi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tabii böyle olacaktı zaten. Kadehlerin dokuzlusu ve ölüm kartı. Burada açık ve net. Şimdi size söylüyorum. Birbirlerine çok fena kazık atacaklar. Birbirlerine sahtekarlık yapacaklar. Duygusal, maddi, manevi ne varsa bunu buradan bekleyin. Buradaki enerji hiç güzel değil. Birbirlerini kandırıyorlar. Her türlü şey oluyor. Ve dileklerinin kabul olması kartının yanına da ölüm kartı geldi. Bunların hiçbir şey yapacağı yok. Sonuç olarak, özet olarak aklınızdaki kişilerin üçüncü kişiyle olan ilişkisi bitiyor sevgili arkadaşlar. Bunlar birbirlerini çok böyle böyle aynıyız gibi zannetmişler. Sizle arasındaki farklılıktan dolayı böyle bir aynılık görünce burada üçüncü kişiyle bu aklınızdaki geri zekalı insan, şuursuz, beyinsiz diyeceğim, birdenbire buraya kapılmış ama burada yiyeceği kazığı, burada yiyeceği ihaneti ben artık bilmiyorum, söyleyemiyorum yani. Çok fena olacak ve
sükutu hayale uğrayacak. Bütün böyle hayal kırıklığı üstünde olacak ve işte o zaman size gelecek. Peki bir de zaman soralım. Bu geri zekalı ahlaksız ne zaman geri dönecek size? Değneklerin beşlisi 5, 9, 8. Şimdi gelmesi gecikmiş, onu söyleyeyim. Numarolojik olarak sıralama şaştı. 5, 8, 9 olması lazımdı. 5'li 8'li 9'u. Şimdi 5. aydayız. Bu ay bir şeyler olacak. Aralarında bu 3. kişiyle arasında bir şeyler olacak. Bunlar bayağı bir kavga dövüşe girecekler. Ondan sonra dinarların 9'u, dinarların 8'i. Sağlam adımlar atılacak, hiç merak etmeyin. Hala bir oluru varsa bakın. Eğer size çok büyük kötülük yaptıysa bu insanı, yani gelse de yine tabii değerlendirin. Siz daha iyi bilirsiniz. İçinizden ne geliyorsa, kalbiniz ne diyorsa, bu adam sağlam gelecek ama size. 8'li ve 9'lu zamanlarda, yani ayın 8'i, ayın 9'u olabilir, saat 8, saat 9 olabilir. 8. ve 9. ay demiyorum ben artık. Hani ay o kadar uzak vermek istemiyorum. Çünkü anın enerjisine göre baktığımız için uzak bir şey veremem. Aslında sürekli andan bahsediyor olmam gerekir normalde. Ama ben böyle hissiyatımı daha da böyle kullanmaya çalışıyorum. Daha da böyle bilgi almaya çalıştığım için. Bu ay, ayın 5'i diyorum ben. Bu ay, ayın 5'i, bunlar birbirine girecek. Bunların arasında bir sürü şey olacak. Ondan sonra kürkçü dükkanı misali tilki size doğru gelecek. Ama sağlam geleceği görünüyor. Çünkü evlenme potansiyeliniz var. Yani bir evlilik enerjisi potansiyeliniz var. O daha bitmemiş. Biten burası aslında. Burada bakın bir daha göstereyim. Kılıçların yedilisi bu tarafa geldi ya. Üçüncü kişiyle olan ilişkisine geldi. Yani aldatan aldatılır sevgili arkadaşlar. Arkadan iş çeviren arkasından da iş çevrilir. Bunu mutlaka yaşar. Yani bir kere yaşar, üç kere yaşar, beş kere yaşar. Sürekli yaşar bunu. Tövbe edinceye kadar. Zannetmiş ki bütün dilekleri gerçekleşecek. Ah, bütün dileklerin gerçekleşti. Hadi bakalım. Ha, ölüm kartı geldi. Bütün her şey bitti, bitti burada diyor. Güzel bir kartın yanına ölüm kartı gelmeyecek. Kötü bir kartın. Şunun yanına gelseydi yine olmazdı. Ortaya gelecekti, yine olmayacaktı. Çok büyük bir hayal kırıklığı bunları bekliyor. Taraflardan biri akrep burcu olabilir. Akrep burcu olan kişi bitirecek olabilir. Bir ihtimal. Bir taraf hava grubu, bir taraf su grubu olabilir. Balık, akrep, yengeçle kova, terazi, ikizler arasında bir şeyler gelişiyor, gelişmiş olabilir sevgili arkadaşlar. Her iki tarafta da bu aklınızdaki kişinin ailevi konuları var. Ve her iki tarafında ailesi sizinkileri biliyor. Yani sizin ailenizden bu salağı biliyorlar. Öbür tarafına araya giren üçüncü kişinin ailesinden de biliyorlar bu gerizekalıyı, beyinsizi. Şimdi bir şey daha soracağım. Evet, bir destemiz daha hayatta kalmış sevgili arkadaşlar. Lara tarotumuz da destede. Hayatta kalmayı başaran bir destemiz olmuş. Enerjiye dayanamadı. Resmen bütün desteler patır kütür yere düştü yani. Bir görseydiniz çok gülerdiniz bence. Uzun zamandır böyle bir hareketlenmeler olmuyordu. Demek ki üçüncü kişiler çok çektiriyor. Belli oldu zaten. Sürekli bir araya girme, sürekli bir salak durumlar işte. Neyse. Şimdi siz bu kişiye karşı, aklınızdaki kişiye karşı size geldiğinde nasıl davranacaksınız? Nasıl davranmalısınız? Geçit, bilge, kurban. Şimdi onu kurban psikolojisine sokun. Ona psikolojik baskı yapın. Sizler bunu yapabilecek türde insanlarsınız. Eğer ki size bunu o yapacaksa hemen bunu kavrayın diyor kartımız. Peki geldiğinde size nasıl davranacak? Bakın dünya kartını yine verdi. Doğum kartını yine verdi. Ve yargı verdi. Şimdi şöyle bir şey. Bu sizin gerçekten de dünyevi kısmetinizin olduğu bir insan. Yani kuvvetli ihtimal olarak görünüyor. Engelleri aşarsanız, ki aşacaksınız olarak görünüyor. Birçoğunuz, %80'iniz bu niyet ettiğiniz kişilerle evlilik yapacak olabilir. Çok büyük bir hata yapmadıysa size karşı tabii ki. Hani bunu da göz ardı etmeyelim. Ya da yapsa da kendisini affettirmeyi bilmek zorunda. Yani bunu telafisini yapmak zorunda. Eğer öyle bir şey olmazsa bu insanı zaten biraz zor adam ederiz gibi geliyor bana. Neyse, yine de tabii Allah'ın bileceği iş, biz bir şeye karışamayız.
Burada aranızdaki enerjinin doğum kartıyla birlikte aynı çocuk kartında olduğu gibi yeniden başlayacağını, yeşereceğini söylüyor. Geldiği zaman da zaten burada verdi. Bir yargı kartımız geldi. Yani siz bu kişiyi yargılayacak olabilirsiniz. Kendisi bir adalet terazisine oturacak, kendisine oturtturacak ve kendi kendisine itiraf edecek olabilir. Şimdi burada biraz böyle başına gelen tehlikelerden, başıma şu geldi, bu geldi, ben buradayım, şuradayım diye sizi içinde bulunduğu durumu söyleyecek olabilir. Konuşacağınız konular ilk başta bunlar olacak. Sonrasında ise bilgelik, kaos ve zenginlik. Yavaş yavaş bu kişiye akıl vereceksiniz. Çünkü bu kişi az sevgili arkadaşlar. Kıt beyinli, artık her şeyi kıt bu insanın. Yani söylemek istemiyorum artık, daha fazla şey yapmayayım, çeşit vermeyeyim bundan. Örnek vermeyeyim. Bu adam kıt bir adam. Neyse ki artık zenginliğe dönecek. Çünkü artık bir kaos geçirmiş, görmüş geçirmiş olacak. Peki bu kişiyle evliliğiniz olursa hayırlı bir evlilik mi olacak? Sizin lehinize bir evlilik mi olacak? Şimdi sizler diyorsunuz ki bu olsa bile şu anda çok kötü bir haldeyiz diyorsunuz. Yani şu anda olmaz, olamaz diyorsunuz. Ve bu sizindi ve bir değişim başlayacak. Değişim, dönüşüm rüzgarları başlayacak. Şu anda durumumuz çok kötü, çok kaosun içerisindeyiz diyor olabilirsiniz. Başımıza çok kötü şeyler geldi. Ve bundan sonra da bir daha bir araya gelemeyeceğinizi düşünüyorsunuz. Ama aslında başlayacak olan bir değişim var sevgili arkadaşlar. Bakın 3 kart yan yana geldi. Gözünüzün önünde bunları çekiyorum. Nasıl bir değişim olacak? Günaha çağrıda. Bakın bu adam tövbe edecek. Ben size söyleyeyim. Bu birazcık cinselliğe meraklı bir adammış. Günaha çağrı bu karttır. Ya da işte gel hırsızlık yapalım der. Gel işte namussuzluk yapalım der. Gel işte şunu dolandıralım der. İşte illa böyle bir günahtır. Ama buradaki ikili ilişkilerdeki günah cinselliğe davettir. Flörtözdür. Cinselliğe çok düşkünlüktür. Sizi bunun için kullanmasıdır. Yani bunu düşünebiliriz. Değişim bu yönde olacakmış. Yani adam olacak sevgili arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Kendinizi sakın üzmeyin. Enerji bakın bu şekilde çıkıyor. İnanın bana, eğer ki istemezse kartlar yan yana getiremezsiniz. O yüzden buna inanın. İnancınızı yüksek tutun ki ben de burada ilişkinizin şifalanmasına niyet ediyorum. Zaten gördük göreceğimizi. Bu taraf ikisi de birbirini kandıracak. İkisi de birbirine sahtekarlık, dolandırıcılık yapacak. Artık ne boyuttaysa bilemiyorum. Burası siz gerçekten bu insan şifalanacak. Hiç merak etmeyin. Şimdi birazcık böyle toy enerjilerde olabilir. Yaşı küçük olabilir. 30 yaşını geçmemiş olabilir daha. Veyahut da yeni geçiyor olabilir. 30 yaş erkeklerde ergenlik yaşıdır. O yüzden bunu baz alarak bir erkekle konuşmaya başlayın. Yani mümkünse artık böyle konuşacağınız insan bekar ve 35 yaşlarında falan olmalı. Evliye de hiç dalmayın sevgili arkadaşlar. Bunu tavsiye edemem tabii ki. Bekar olsun ve 30'un üstünde bir erkekle konuşmanız daha makul olacaktır. En azından ergenlik dönemini birkaç sene daha böyle geçirmiş olacaktır. Ona buna sizinle konuşurken bir erkeğin başka bir kızla konuşması çok kötü bir şeydir. Ya da sizin yanınızdayken başka bir kadına bakması çok kötü bir şeydir. Bunları hazmetmemeniz lazım. Bunları kabul etmemeniz lazım. Bunlar erkeğin ergen olduğunu gösterir. Ergenlikte bile hani normal ergenlik yaşında işte 12 yaşından başlar. Bu yaşlarda bile erkek çocukları ilişkilerinde böyle sahiplenmeye çalışırlar ki 30 yaşındaki bir adam için vah vah diyorum, çok yazık gerçekten. Bu tarz hareketler yapıyorsa gerçekten bir rahatsızlığı var demektir. Tedavi olması gerekiyor demektir. Annesiyle olan travmalarını düzeltmesi gerekiyor demektir diyorum. Burayı çok güzel şifalandırdık. Buradan hiç şüpheniz olmasın. İçiniz rahat gidin bu videodan. İzlemesini istediğiniz kişilere gönderin. Onlar da izlesinler. Mümkün olduğu kadar burası şifalandığı için buranın enerjisinden alsınlar enerjiyi, o güzel enerjiyi. Ve aldım kabul ettim desinler gönderdiğiniz kişiler.
İlla videonun altına yazmak zorunda değilsiniz. Hiç önemli değil. İçinizden söyleseniz de izleyip de olur. Hiç sorun değil. Bunun için bir şey yok. Baskı yok. Biz de biliyorsunuz. Her şey gönlünüzce olsun. Başka açılımlarda görüşmek üzere diyorum. Burası şifalandı. İçiniz rahat olsun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.